Kafalar 2000'den sonra YouTube'da en çok viral reklam alan kanal. Kurcalı ekranlarından herkese merhabalar. Gördüğünüz üzere 4 ayda tam 10 kilo verdim. Yaza bomba gibi yürüyorum. Spor, iştah kapanması, hafif ishalle birlikte 10 kilo verdim. Gayet memnunum, mutluyum. Göbeğim yok denecek kadar az. Kaslarım belirginleşti. Yüz kaslarım özellikle, suratı sıkmaktan biraz kas oldu. Gerçekten güzel kilo verdin. Seni tebrik ediyorum. Yani yakından güzel. Bildiğim için. Evet. Önceden kiloların yaşam kaliteni düşürüyordu. Düşürüyordum. Bir şey söyleyeyim, sen de çöktün. Ben 10 kilo verdim, sen 10 yaş yaşlandı gibi geliyor bana. Şu zamanda işten kesilmesi bence önemli. Her açıdan, ekonomik yani, olarak. Evet. Çünkü zaten artık gıda tüketimimiz de biraz düştüğü için kişi başı ortalamaya baktığımızda. Olacak o kadar. Evet. Güzel, güzel. Evet. Politik mizahı çok seviyorum. Et gerçekten. Yemiyoruz. Son salon konuşması Deniz Göktaş'taydı galiba. Evet. Onun altına çok fazla yorum gelmişti arkadaşlar. Podcast yapın diye. Yapmıyoruz podcast ama şunu söyleyebilirim. Ne olur ne olmaz, hani podcast olmaz da belki bir gösteriye tekrar başlama durumu olabilir. Evet. Öyle bir niyetimiz var. Olabilir. Bizi o sebeple Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü bu tür şeyleri genelde Instagram'dan daha aktif bir şekilde duyuruyoruz. YouTube biraz daha hantal bir mecra bunu duyurmak için. Bunu da söyleyelim ve şu Instagram'ı da patlatalım artık ya. Yemin ederim o kadar güzel giriş yaptın ki yani. Evet. Konuları birbirine o kadar güzel bağladın. Çok iyi bağladın. Akışkandı ki. Yani bu, ben çok rahat hissettim. Daha, sen konuşma lan, ben anlatayım. Sen biraz 2-3 gündemden bahset. Ben telefonumla oynayayım. Sen oyna. Evet. Ben bir şeyden bahsediyorum. Tabii. Genel gündem aslında geçim sıkıntısı. Evet. Kimle konuşsak, yani sokakta evet. Çıksak şöyle yürüsek herkes şu çok pahalandı, bu çok zamlandı diyor ama. Evet. Tabii buna isyan eden insanlar da var. Ünlü isimler özellikle. Çok doğru. Gündemde en son Rayman. Sosyal medya fenomeni. Yağmur çocuk, Yağmur Adam. Evet, Yağmur Adam filmiyle de hatırladığımız Rayman. Benzin istasyonunda bir çektiği bir video var. Evet. Arabasına benzin alıyor ve 2150 TL tutuyor. Benzin. Benzin. Hı. Yani bu çok fazla, olacak iş değil gibi bir paylaşım yapmış. Tabii bunun üzerine... Toplumsal konulara girmiş Rayman. Evet. Yani Yağmur Adam sonunda yağmur gibi yağdı diyebilir miyiz? Cesur bir adam. Çiseledi diyebiliriz belki ama... Ben beklemiyordum Rayman'dan bir çıkışı. Dolu olmuş. Rayman dolmuş. Evet, bu arada gerçekten Rayman'ı ben de beklemiyordum. Yani 2150 liralık benzin alıyorsun. Arabada 4-5 evet. milyonluk muhtemelen. Yani diyor ki ya bu yaşanmaz. Bu nasıl benzin parası diyor. Yani. Evet. Ya çok ilginç ve bunun altına da inanılmaz demişler. Hani sen ihtiyacın mı vardı sen bu kadar hani. Yani toplum savunucusu. Toplumsal düşünen bir birisi. O da onu anlıyoruz. Yani sadece eğlence, popüler kültür hayatına değil. Aynı zamanda memleket gündeminin sıkıntılarıyla da ilgileniyor. Yani bunu anlıyoruz. Doğru. Şarkıları da özellikle. Şarkıları da öyle tabii. Neydi? Leyla. Ray. Ne var la başa? Bonita. Bonita. La Bonita. La Bonita. Özellikle La Bonita'da evet. Mero ile mi yaptı? Kimle yaptı düeti? Mero mu? Ben tanımıyorum Mero'yu. Bak kardeşim, Uzi, Mero, Ben Fero. Uzi, Mero, Fero. Onu yaptığı çocuk başlaydı, unuttum adını. Ama La Bonita şey biz, yani eğlenceli bir şarkı. Melodisini tabii. Hafif hatırlıyorum da. Bir çığlık diyebilir miyiz? Zeymen'in çığlığı diyebilir miyiz? Bu arada ben Rayman konuşacağımızı bildiğim için Rayman'in takipçi sayısına baktım. YouTube'da abone sayısına. Evet. 4 milyon. Yani bizim 170-180 bin bandında. Böldüm, yanlış bölmediysem sayısalcılar beni düzelsin. 36 katımız. Ama abone sayısı. Abone sayısı bizim 36 katımız. Ama bindiği araba bizim 36 katımızdan fazla. Yani lan bu adam da bizim de abonemiz var kardeşim. Yani biz niye bu adamın 36'da biri kadar benzin almam lazım benim ya. Doğru. Bu arada yani Rayman dedik, geçim sıkıntısından bahsettik ama çok güzel de bir gelişme oldu. Biraz da hani kafamız dağılsın, gündem dağılsın. Hep de böyle geçim sıkıntısı konuşmayalım. Bir Türk uzaya gidecek. Resmi açıklama da geldi biliyorsun. Evet. İlk defa bir Türk vatandaşı uzaya gidiyor. Ben bu arada bu uzaya gönderilecek ilk Türk vatandaşının da aranılan özelliklere baktım. Evet. TÜBİTAK yayınlamış bunu. Hemen seninle paylaşmak istiyorum. Hem de bizi izleyenlerle. Bir üzerine konuşalım istiyorum. Bu şartları acaba biz sağlayabiliyor muyuz? Bu bunalım döneminde, bu geçim sıkıntısı döneminde beni çok rahatlatan bir haber. Yerli araba da beni çok rahatlatmıştı. Yerli uçak? Yerli uçak, yerli araba, bor ve Karadeniz'de doğalgaz. Bunların hepsi... Boron vardı bir de. Borol. Bunların hepsi bu ekonomik sıkıntı içerisinde beni rahatlattı. Yani dedim ki oh be. Ya bir şey çekiyoruz ama. Ya bir doğalgaz lan, bir doğalgaz çıkıyor. Doğru. Ya bir sıkıntımız var ama bak bu çıkıyor yani. Bir yerden de bir mutluluk var, patlıyor. Evet. Yani mesela şimdi bu da öyle. Yani birini uzaya göndereceğiz. Evet, şartlar İstersen oluyor. Bir şartları değerlendirelim. Yani bize uyuyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Vatandaşı. İkimizi de tutuyor. Var. 23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak. Okey, tamam.
kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. Yok. Bildiğimiz kadarıyla yok böyle bir şey. Yüksek öğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik, tıp, fen bilimleri veya temel bilimler bu alanlardaki eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak. Ben burada elendim. Ben de elendim. Fen bilimi yok bizde. Biz eşit ağırlık. Yani mesela kimya öğretmeni ya da fen bilgisi öğretmeni gidebiliyor ama uluslararası ilişkiler okuyan, kamu yönetimi okuyanlar gidemiyor. Gidemiyor. Evet. Biyoloji öğretmeni gidiyor. Avukat gidemiyor. Gidemez. Hukukçu gidemiyor. Sözelcilerin uzayda işi yok. Burada elendik ama belki elenmeyen izleyicilerimiz vardır. Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak. Burada çok ben önemli. Elenmedim muhtemelen. Çok önemli. Evet. Uzayda yok değil. Özellikle mesela 80 üzeri ise Mars'ta Jüpiter neyse artık. Nereye çıkarsa kardeşim o... Abi de o var. Nereye gönderecek? Uzay da yani hani. Uzay boşluğuna mı gidiyorsun? Kura çekilir. Neptün, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Mars. Evet yani. Plüto. Kura olabilir doğru. Ay. Sınav açılabilir mesela. Mars için mülakata çağrılacak. Şartları sağlarsın. Onun 5 katı oranında Mars mülakatına çağırır. Doğru. Yakın olan mesela ayın şeyi yüksek olur puanı ama Jüpiter... Güneş'e yakın gezegenler yüksek olur. Yani Merkür, Venüs... Sıcak olur. Mars bunlar yüksek olur. Uranüs, Plüton çakılı kadro olur. Taşra görevi olarak geçer. 5 sene orada kalırsın. Gittin evet. Orada kalırsın. Çünkü 4. bölgeye geliyor orası. Evet. Kamuda bir hesaplama yaptığımızda 4. bölge. Haymana gibi düşünebiliriz. Venüs. Evet. Haymana. İşte nereye gidiyorsun kardeşim? Yazdım ama Venüs geldi. Orada bir şey olacak değil mi? Yani birbirini öyle kıskandırma olur. Diyelim ki girdik sınava. Uzay sınavına girdik. Puanlarımızı aldık. İkimiz de hemen hemen aynı puanlar ama mesela Venüs'e yetmiyor birimizinki. Üzücü bir durum tabii yani. Eş durumundan acaba oluyor mu? Mesela eşin Mars'ta. Evet. Sen Plüton'dasın. Bence olmaz. Olmaz mı? Yani. Neden olmaz? Çünkü çakılı kadroda ilk 5 sene eş durumda olsa olmuyor. Muhtemelen uzayda da böyle olur. Yani ben Plüton'dayım, eşim Mars'ta, bir onun yanına gideyim zor. Ya şu uyanıklık yaparlar. Hani ben Plüton tercih edeyim, bir tanıdık buldururum. Mars'a kendimi aldırırım diye düşünüp kadroyu ben alayım başta. Doğru. Sonra ben bir araya birini sokarım. Mars'a geçerim diye düşünenler olabilir ama bununla ilgili bence zor yani. Ya Plüton da olsa bir gideyim de yani. Şu uzaya bir kadro alayım mı? Uzaya bir adım atayım. Sonrası kolay kardeşim. Evet. Ama burada şöyle de bir şart var. Puan yüksek. Dil puanı 90. Ciddi misin? 90 aynen. Sınır 90. Gerçek mi? Evet gerçek. YDS mi yoktur? YDS. Yok dil yok. Yok dili saymıyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir şey vardı zaten. Döndüğünde bir... Evet. O çok önemli. Doğru diyorsun. Çok iyi hatırlattın. Şöyle bir durum var. Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK bünyesinde 10 yıl istihdam edilecek. Uzaya giden kişiler. Döndüğünde. Yani işte 10 yıl kadron garanti. Yani artık kaç yıl uzayda kalırsın? Bu görevin kaç yılı uzayda? Kaç yılı dünyada? Orasını bilmiyorum. Orada tam açıklanmamış. Ama şu var, 10 yıl istihdam edileceksin garanti. Bunun için giden olabilir. Yani hani uzayı keşfetmek, Mars'ı görmek, işte Ay'a adım atmak için değil de ulan benim kadro var. Doğru. Ben memlekete döndüğümde 10 yıl garanti, iş garantim var. Şey havalı olmaz mı mesela, atıyorum 2 sene gittin Mars'a geldin. Girdin TÜBİTAK'tan içeri. Kadron hazır, masan hazır. Anlat bakalım. Nasıldı doğru. Mars? Doğru. Ulan var yani her gün gelenin olur. Çay, sürekli çay ikram edersin. Tabii. Şube müdürü gelir. Anlat bakalım Mars nasıl? Mars anılarını anlatırsın. Bir gün biter zaten. Nerede? Bu arkadaş işte da Mars'tan geliyoruz. Herkes orada işte il sayıyor. Afyon, Kütahya. Ha evet. Uşak. Önceki İç Ege. Önceki görev yerini sorarlar yani mesela. Tabii. Nerelerde çalıştın? Mars'ta çalıştım. Tabii. Sizin nereydi? Mars. Mars. Direkt fark yaratıyor. Başka var mı bir özellik ya da? Şöyle ilgili. Sağlıkla ilgili birçok özellikler. Boy kilo onlar çok detaylı özellikler. Detaylı. Bir de şey internette çok dolaştı ama sanıyorum sağlık raporunu şeylere sormaya gitmiş insanlar. Sağlık ocaklarına. Yani uzaya gitme raporu buradan veriliyor mu diye. He. Bir kapıya ilan asmışlar. Buradan verilmiyor. GATA'ya başvuracaksınız diye. Yani raporlar GATA'dan veriliyor. Muayeneye GATA'da oluyorsun. Ya ben mesela aile hekimliğine ben uzaya gitmek istiyorum. GATA yönlendiriyor. O rapor veremiyor. Tek hekim raporu geçerli değil. Benim aile hekimi çok iyi bu arada. Verir mi? Keşke o olsaydı bana verirdi hemen. Hemen yazardı yani. Nefes al Nevzat derdi. Alırdım. Bu ciğer Mars'ta da nefes alır derdi yani. Bir kan bakmaz mıydı hiç? Yok hiç. Böyle sırtıma şöyle iki dinliyor şöyle. Mesela o ne için gitsem o sırtımı dinler. Kolum ağrıyor diyorum bir sırtını dinleyelim diyor. Bu arada aile hekimleri gerçekten çok babacan olurlar. Benim aile hekimim de öyle. Mesela soruyorum hocam diyorum hafif dizimde ağrı var birkaç gündür diyorum. Neden olabilir diyorum. Bilmiyorum hastaneye git diyor. Artık böyle aile hekimle bir süre böyle muhabbete başlayınca hani yıllar içerisinde senin hekimin olunca böyle bir yakınlık da gelişiyor. Doğru.
Bir aile dostu gibi. Aile dostu gibi. Yani hastalansam da gitsem diye düşündüğün zamanlar oluyor mu mesela? Yani bir aile hekimi. Özledim. Özledim. Boğazım da kaşınıyor, bir göreyim. Evet, kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Evet. Gündemi konuştuk, uzayı konuştuk, biraz da magazin. Sağlık konuştuk. Sağlık, doğru, çok haklısın. Burcu Esmersoy Mayıs ayında toplamda 3 milyon 600 bin lira kazanmış markalardan. Bir parfüm markasıyla reklam anlaşması yapmış. Hı-hı. Ondan 1 milyon kazanmış. Yani rakamları şu an karıştırıyor olabilirim ama toplamda 3 milyon 600. Pırlanta markasıyla çalışmış. Ondan da 2 milyon kazanmış. Evet. Yani günlük kazancını hesaplamışlar ve 117 bin lira Mayıs ayı. Buradan markalara sesleniyorum. Parfüm markaları 1 milyon mu vermiş? 1 milyon. 300 liraya tanıtmayacağım parfüm yok. Hepsini üzerime sıkarım. Kolonyadan başlarım sabuna kadar ve diğer parfümeri ürünlerine kadar. Her şeyi üzerinde deneyebilirsiniz. 300 lira. Instagram'da da kaydedin, şu sabunu alın derim. Kaç hikaye tersin? Bir. Bir hikaye. Bir hikaye. Orada gerçekten çok şey buldum seni. Limon ve lavanta kokulu bu parfümü denemek için kaydırın mesela. 1 milyon değil ya. 300 lira. 300 lira mı 300 bin mi? 300 lira lan, ne bileyim. Lira. Tabii lan, 300 lira. Yok be abi, o zaman ben sana 300 lira versen istediğim her şeyi sıktırabilir miyim? Ben sıktır kardeşim. Ağzına deodorant sıktırabilir miyim? Ağzıma sıkmam. Neden? Onun için 500 derim. Onun için 600 isterim. Valla senin ben hayata de... bakışın beni korkuttu. Yani para için yapmayacağın şey yok gibi hissettim. Parfüm sıkıyorum kardeşim, Allah Allah. Parfüm. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben sen Burcu Esmersoy'un aldığı parayı okurken gözüm seyirdi biraz. Gözüme parfüm kaçtı galiba. Evet. Bu bilgi dolu programın sonuna geldik. Ne diyelim? Diyecek çok da bir şey sözümüz yok. Yorum atın, beğenin, paylaşın diyoruz. Yapmıyorsunuz. Nasıl ya? Yani çok fazla... Eliniz gitmiyor arkadaşlar şimdi yani. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Yani biz yine de bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Sizin için gündemi yorumlamaya, burada sohbet etmeye diyelim. Çok teşekkür ederiz bizimle bu anı paylaştığınız için. Nevzatçığım, sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ufuk açıcı bir sohbetti. Özellikle uzayla ilgili aydınlatıcı bir sohbet oldu. Yeni bir videoda da görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.